Ama var. Bu birazcık da bu böyle kalması gerekmiyor mu sizce? Sebzeler ismi çıtır kabak yani belli yani olmaz. Bunun çıtır kabak olması için böyle olması gerekiyor. Yani normal kızartma değil mi? Normal kızartma değil mi ama karıştırmayın ne olur. Bu çıtır kabak. Ya yani şakşuka yapmamış ki bize. Hayır şimdi o ezilmiş kabak olur. Onu ama işte o kızartma kabak. Ama hayır, çıtır kabak. Kabak. Ben yedim çıtır çıtır. Ben çok çıtır. Hoşuma gitti. Biraz diri kalır bu sebzeler. Evet aynen öyle çıtır kabak ben de yapıyorum. Yani. Hani biraz daha yumuşak daha büyük. Yok, daha. Yok o zaman yumuşak olursa çıtır olmaz zaten. Lazım. Hani kabağı yerken kabak sesi geliyor. E tamam el olmasa gerek. Kabaktan ne sesi gelecekti? Davul sesi mi? Kızartmış ya galeta unu yumurta. E tamam ne güzel çıtır çıtır. Hani onunla birlikte içindeki biraz daha hani az daha pişmiş olsaydı daha böyle daha, bir ama o zaman da yağma erirdi bu kızartmaya dönerdi. Benimki çıtır kabak. İsmi çıtır kabak bir tık yani. Bir yani. Kabak değil. Salatanızda yoğun portakal. Zaten portakallı roka salatası. Şimdi tabii ki adı portakallı roka da direkt portakal yemiş gibi olduktan sonra da onun bir portakallı roka ile alakası yok. Portakal öne geçmiş. Yani portakal rokayı öne evet öne geçmiş. Rokanın tadı çok acı olduğu için portakalı biraz daha roka da tabii ki artık neden dolayıdır solmuş, ölmüş. Solmuş. Bir şey yap, yıkadıktan sonra çok mı sıktın? Olabilir kurutucu mi? Da çevirdim. Çok ondan önce. Rokayı çevirme. O hatayı ben de evde bir iki kere yaptım. Hakikaten. Ondan öyle, ondan evet mi? Evet. Roka çok cansız ya. Evet, canı cebinde derler ya. Yani. Bir de son dakikalarında biraz yani, hızlı olsun çünkü diye. Çünkü sosunu yeni koyduğunu yeni ben koydu, anladım. Yeni koydu. Onu çevirdiğin zaman roka gidiyor ya. Ben de yaptım aynı hatayı. Bir dahakine artık kuru havluyla kurulu şey yapıyorum. Öyle. Roka çok cansız bir şey ya. Hemen gidiveriyor. Sanki, yoksa şu an döktüm diyor sosunu. Sanki dünden kalma. Ya işte sıkmış ya ondan gitti o. Yoksa sosu güzel ayarlamışsın. Köfteyi makarnayı nasıl buldunuz? Köfteyi de neden patates tercih ettiniz içine? Köfte poğaça orijinali böyle. Yani öyle. Patates, şimdi havuç, orijinal yani köfteye derken, konur. Yok hani patates, havuç, o zaman kaşar. Sufleyi tercih etmeyeceğim. Ha ikisi sufle ara tabaktan. Acaba diyor sufleden kalan patatesi mi diyor monte etti diyor köftenin içine. Yani de ayrı. Ya zaten suflenin içine giren o kadar çok baharat var ki. Evet hiçbiriniz suflenin içindeki baharattan bahsetmediniz. Bir sürü şey vardı. Suflenin içinde bir sürü envai çeşit baharat var ve bunun içinde sadece karabiberle tuz var. Başka hiçbir baharat şöyle, yok. Şöyle patatesi ortak haşlıyorsun da hani yarısını ay kalsın fazla olmuş patates de şunu alayım köfteye koyayım. Yok hayır ben aynı tabakta. Havuç rendeleyeyim öbürüne de baharat katayım. Böyle zaten. Patates, havuç ve kaşardan yapılır. Makarna hiç beğenmedim. Niye? Neyin? Tadını tuzunu hiç yani tutturamadım. Yani ben alamadım. Ben damak tadıma uymadı. Birazcık daha makarnanın pişmesi gerekiyordu. Suluk almış biraz beşamel sosu. Birazcık daha katılaşsaydı tam olacaktı. Evet. Poğaça köften güzel. Ama işte maalesef makarnada biraz sorun var. Biraz daha pişseydi. Ya da beşamel sosunu biraz sulu mu tutmuşsun acaba ondan mı? 3-5 dakika daha fırında bekletebiliyorum. Belki. Ama ben salatanı ve poğaça köfteni beğendim. Aferin. Ben kabağı da beğendim. Kabak çıtır çıtır yani. Çıtır çıtır. Çıtır kabak ismi çıtır biraz kabak. Biraz öyle olması lazım. Bu normal öyle kızartmayla. Şimdi biraz kızarsa daha şey olur, simsiyah olur. Kabak. Aynı kefeye koymayın. Yani bu birazcık kabak yani bazen yani. Olduğu gibi çiğ bırakıyorlar sebzeleri biliyorsunuz değil mi? Yani hani bu tür sebzeler işte etin yanına ya da tavuğun yanına veya balığın yanına seçilen garnitürlerde de böyle çok hafif bir haşlanır, buzlu suya atılır, şoklanır. Ki o çıtırlı kıtırlı kuşkonmazda da ona keza biraz böyle yeşil kalması lazım. Artık kabakları, havuçları bu şekilde getiriyorlar fasulyeleri. Yani biraz bunları evet, bilmek lazım. Ben biraz lazım. Fazla ben yani yaptığım zaman patlıcan da aynı şekilde yapıyorum. Benimki biraz daha yumuşak oluyor. Evet. Belki benim mesela, sevdiğim tarz oydur. Ama yok gerçekten açın bakın internetten. Biraz bu çıtır kabak ya da çıtır sebzeler dediniz. Biraz bu diri olur. Tabii olur. Makarna aslında biraz daha pişmesi lazım. Yani attığı sosla beraber kalmış ve pişmemiş gibi önümüze getirdi yani. Hiç sevmedim. Hamur gibi olmuş ve sosunu asla yapamamış. Aslında üstüne döktüğü kaşar olsun, içindeki sos olsun biraz daha 10-15 dakika fırında, 10 dakika, 5 dakika ya da bekleseydi biraz içini çekerse bir işe benzerdi. Lezzet diye bir şey yoktu. Ya salatamı kurutucudan geçirdim ve salatam öldü. Zamanım olsaydı aslında geçirmeyecektim ama. Zamanım yetmediği için onun azizliğine uğradım. Ha havuç köftemde niye patates kullandın diyorlar. Orijinali zaten böyle. Yani diyor ki işte ara yemeğinde de patates var. İyi de o ara yemek tabağı. Bu ana yemek tabağı. İkisi de çok farklı. Makarna da hamur diyorlar. Makarna zaten hamur. Tatlımızda galiba tiramisu. Evet kupta. Kupta tiramisu. Oluyor mu? Güzel oluyor çok güzel. Ama o tiramisu olmuyor ki. Kedi dilinden yapılan bisküvileri doğrayıp üstüne... Niye tiramisu olmuyor? Şimdi adı öyle. Yalancı tiramisu oluyor. İsmi de öyle.
Ama o, çok lezzetli. Gelecek ya mutlaka yersin. Lezzetlidir. Ben neden normal tiramisu seçmemiş? Hani Pakistanya kekinden yapıp öyle tercih etmemiş anlamında dedi. Öyle tercih etti. Valla Pakize Hanım'ın gelini elini kesmiş. Valla bize ev hanımlarının her zaman başına gelen bir şey bu zaten. Sürekli bunu gündeme getiriyor, ben anlamadım ya. Duygu sömürüsü yapıyor resmen. Valla söyledim diyorum ki sizin en azından benim yemeklerim yanmamış, pişmiş. Eleştirmeye gelmiştir işte ya. Son gün ya bugün. Herkes istediğini söylüyor. Ağzı olan konuşuyor işte. Bir de herkesin menüsü kolaydı bence. Şu ana kadar en zor yemeği ben yaptım. Yok, ya değil. Şöyle söyleyeyim Zuhal Hanım, kedi dili güzel olmuyor. Şey yok, ama güzel olur. Siz de oluyor. En azından servis sırasında dağılma vesaire gibi olay evet. Da olmuyor. Hani. Doğru, evet. Daha risksiz. Daha risksiz. Öyle demek tercih. Daha doğru bir tanımlama evet. Oldu. Evet. Yani o bütünlük, o formu. Hayır, o dağılmıyor ki yani. Çok şey olarak. Yani yapabilirdim. Neden kupta yani? Daha mı kolayına gitti? Kolaydan sor, değil, öyle tercih. Gün lira sorun. Yok, öyle tercih etti. Neyse ben geline sorayım, doğru söyleyeyim. Geline sor. Da öyle tercih etti yani. Valla Pakize Hanım o yayınlık etiyle birinci olacağını düşünüyorsa çok yanılıyor. İnşallah oynamaz ve hakkımı verir. İnşallah, inşallah. Şimdi diyecekler ki gelinin sonunu hep geç geldi. Makarnasını zaten hiç beğenmemiştik. İnşallah Zuhal Hanım beğenir. Çok istiyorum onu. Zuhal Hanım'ın bana en yüksek puanı vermesini çok istiyorum. Zuhal Hanım'ın beğenmesini çok önemsiyorum. Çok güzel savunuyorsun maşallah gelin ya. Savunurum tabii evet. Gelinim, niye savunuyorsun? Güzel güzel, hoşuna aslanlar gitti. Aslanlar gibi savunuyor. Evet, ki savunurum. Ne güzel senin sesin. Vallahi benim de umduğumdan farklı ve yüksek bir performans sergiliyor. Evet, bravo. Evet, bravo. Ben korktum, dedim gelinle nasıl savunacaksın tabii acaba? Tabii ki savunurum. Gelinim. Bugüne kadar hiç sesinin nasıl şeklini bile duymamıştık. Güzel fırsat, bugün. Senden fırsat oldu mu konuşmayayım. İyi dedim. Yani. Sen değil konuşmayınca ben senin açığını kapatmaya çalıştım. Yok, sen konuşayım ben dinlerim. He, büyük konuşuyor. Ama şimdi Zeliha Hanım yoktu ya masada, hani konuşmuyordu ya. Bugün ama bak siz, ne güzel, susuyorum ben. Bütün açını ortaya çıkarttınız. Yok uyudunuz, yok işte. Kadriye Hanım bugün yine hiç yok bak. Ama bugün onun günü ya ondan. Hayır hayır, Kadriye Hanım yok bugün de. Kadriye Hanım yok zaten çünkü Kadriye Hanım burada. He, Kadriye Hanım yok yok, şimdi de yok burada. Siz çok konuşuyorsunuz, ben de dinliyorum sizi. Kadriye Hanım dünün şokunu atlatmaya çalışıyor hala. Puanlarımız az, puanlarımı söyle. Tamam, ben şimdi, verdiğim puan bak, size helal olsun. Konuşuyor bugün. Buyurun gelinimize sorabilirsiniz. Önemli bir konu bu çünkü. Neden kupta tiramisu canım? Çünkü tam porsiyonluk olduğunu düşünüyorum. Ve görseli de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hani diğerini yapmak daha mı meşakkatli? Yo, ben zordan kaçmam zaten. Evde de zaten hep böyle yapıyorum. Hani? O yüzden burada da alıştığım lezzeti yapmayı tercih ettim. Gelin Hanım, kupumuzun altında bir tabakla servis yapabilseydiniz daha şık olmaz mıydı? Ya da biz daha rahat bir kullanma alanı seçebilir miydik? Altından rahat tutabildiğim için böyle getirmeyi tercih ettim. Ama önemli olan bizim burada nasıl yiyebildiğimiz sizin. Tiramisu hepiniz biliyorsunuz. Eşinin de restoranı varmış bu arada Gülnur'un. Kokoreç, lahmacun, pide çeşitleri yapıyorlarmış beraber. Daha doğrusu denetlemeye gidiyormuş Gülnur. Yemeğe uzak değil yani. Yolumuz düşerse bir gün uğrar yeriz inşallah. İnşallah, her zaman bekliyorum. Sevdiğimiz şeylerdir onlar. Tantuni mantuni de vardı değil mi? Evet. Evet, ben hanımlar. Buyurun Kadriye Hanımcığım. Ben yapayım Zuhal Hanım. Ben tiramisu'ya benzetemedim, muhallebi. Tatlı olarak güzel de yani. Ben kedi dilim yani, ben. Muhallebisi olmuş mu? Muhallebisi fena değil. Biraz daha sakız gibi sanki. Biraz daha şey olabilirdi. İçinde lamle peyniri ve krem şanti var. Peyniri çok hissedemedim açıkçası ben. Öyle mi? Hı. Lavne peyniri evet. 400 gram var içinde. İşte hissedemedim çünkü o biraz daha hani peyniriyle. İçinde 400 gram lavne peyniri öne. Var. Değil bu. Orijinal bir tiramisu değil. Kedi dilinden orijinal yapılıyormuş. Değil. Niye orijinal? Bisküvisi evet. Şeyine. Şimdi o tiramisu'yu yerken dilim halinde geldiğinde o kahveyle ıslatırsın. Hı. Hatta başka şeyler de konur onun sosuna. Onu böyle alırsın ya, ıslak ıslak bir gelir o i̇şte biz bisküvisiyle, şeyiyle. Tam tiramisu tadı, formu yakalamaya çalışırsın ya. Şimdi burada kupta olunca muhallebiyle karıştığında. Evet, muhallebi gibi olmuş böyle genelde. Böyle Kadir Hanım'ın dediği gibi çok tiramisu gibi gelmiyor insana. Bakayım, Pakize Hanım beğendi mi? Evet, muhallebi gibi olmuş. Ben de beğenmedim. Zaten ya, görüntüsü, sunumu güzel de. Güzel. Bunu i̇şte zaten tam tiramisu olmuyor. Biraz yalancı tiramisu gibi oluyor. Hani evet. Önce dediğim gibi yani yalancı tiramisu oluyor. Bunda zorlanacak bir şey yok. İçine dolduruyorsun. İki, yani bunları da koymak zaten kolay bir şey. Yani bunu da yapamıyorsun. Bisküvilerini ıslatmak, o formu vermek, o işte biraz daha yani. İşin emek, daha zor. Emek veriyor. Tabii ki emek var. Tabii ki. Emek var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir.
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.